3 boyutlu biyobaskı teknolojisi ve yapay zeka. 3 boyutlu biyoyazıcı nedir? 3 boyutlu baskı, 3 boyutlu bir modelin madde olarak çıktısının alınması olarak tanımlanır. Elde edilen bu maddesel çıktı, 2 boyutlu katmanların ardışık olarak üst üste biriktirilmesinden meydana gelir. 3 boyutlu baskı, kesme ve delme yöntemleriyle malzemenin çıkarılmasına dayanan geleneksel işleme tekniklerinden farklı kabul edilmektedir. 3 boyutlu yazıcı, bilgisayar kontrollü 3 boyutlu maddesel çıktı üreten bir endüstriyel robot türüdür. Biyobaskı nedir? Biyobaskı, 3 boyutlu baskı işleminin canlı hücrelerin hassas konumlandırılmasıyla kompleks biyolojik yapıların doku, organ, katman katman oluşturulmasıdır. Biyolojik yapıların oluşturulmasında biomimikri, otonom birleşme ve mini doku yapı blokları gibi birkaç yaklaşım mevcuttur. Biyolojik yapılar oluşturulurken hücrelerin işlem sırasında canlılığını koruyabilmesi gerekmektedir. Biomimikri, hücrelerin doğasının ve işlevselliğinin incelenerek gerçek biyolojik yapıyla aynı özellikleri taşıyan biyolojik yapıların üretilmesini hedefler. Otonom birleşme, hücrelerin birbirleriyle olan etkileşimleri incelenerek gerçek biyolojik yapıyla aynı yapısal özelliklerin hücre lokalizasyonunun ve doku işlevselliğinin sağlanmasını hedefler. Mini doku kavramı, yukarıdaki iki strateji ile ilişkili olarak küçük işlevsel yapı bloklarının birleştirilmesiyle elde edilen doku ya da organları ifade eder. 3 boyutlu yazıcı ile nasıl organ üretilir? Görüntüleme adımında tıbbi görüntüleme cihazları kullanılarak biyolojik yapıların bilgisayar destekli tasarımı ve matematiksel modellenmesinde kullanılacak kompleks mimari bilgileri elde edilir. Görüntüleme cihazları ile elde edilen ham veriler, bilgisayar destekli yazılım paketi kullanılarak 3 boyutlu dijital çizimlere dönüştürülür. Tasarım adımında üretilmesi planlanan hedef dokuya uygun tasarım yaklaşımı ya da bu yaklaşımların kombinasyonları belirlenir. Tasarım yaklaşımlarına göre işlenen 3 boyutlu dijital çizimler, biyobaskı işlemi için hazırlanarak belirli kalınlıklarda 2 boyutlu ardışık katmanlara dilimlenir. Vücudumuzdaki organların düzen içinde çalışabilmesi için esas olmazsa olmaz besinleri dokulara taşıyan ve tehlikeli atıkları uzaklaştıran, bedenimizin içinde dönüp dolaşan kan damarlarının karma karışık yolları izlemesi nedeniyle bilimsel açıdan kan damarlarının sıfırdan üretimini zorlaştıran bir etkendir. Brigham ve Women's Hastanesi'nden bir ekip 3 boyutlu biyobaskı tekniği kullanarak kan damarları üretiminde ilerleme kaydetti. Çalışma Mayıs ayında Labon ve Chip dergisinde online olarak yayınlandı. Bilim insanları kalp, karaciğer ve akciğer gibi kompleks yapay dokuları üretmede inanılmaz adımlar attılar diyor çalışmanın yazarı. Ali Kadem Bosseney, biyomedikal mühendisi. Buna rağmen yapay kan damarları üretmek, doku mühendisliği için hala kritik bir görev olarak bekliyor. Biz bu görevi başarmak için 3 boyutlu biyobaskı teknolojisindeki gelişmelere, biyomateryallerle birleştirerek oluşturacağımız hidrojel birimlerinin damarlara dönüşümünü sağlayan eşsiz bir strateji öneriyoruz diye ekliyor. Araştırmacılar öncelikle kan damarlarına bir kalıp olması amacıyla agaroz iyicik şablonu yapmak için bir 3 boyutlu biyoyazıcı kullandılar. Agaroz doğadan elde edilen şeker bazlı moleküldür. Sonrasında bu jelatin benzeri maddeyi hidrojel adı verilen bir foto çapraz bağlarla güçlendirilmiş bir kalıpla kapladılar. Kadem Hüseyini ve ekibi
farklı mimari özellikler sergileyen mikro kanal ağlarını inşa etmeyi başardılar. Onlar ayrıca bir fonksiyonel ve besleyici mikro kanalları, sıklıkla kullanılan hidrojellerin büyük çoğunluğuna ve farklı derişimlerde yerleştirmeyi başardılar. Örneğin metakrilat, jelatin ya da etilen glikol bazı hidrojeller. Hücreler ile metakrilatlanmış jelatin, bilhassa imal edilmiş damar ağlarının kütle transferini, hücrenin yaşam gücünü ve hücresel farklılaşmayı gerçekleştirmek için nasıl işlediğini göstermek için kullanılmıştır. Ayrıca imal edilen kanalların içinde endotel tabakalarının başarılı bir şekilde oluşması sağlanmıştır. Gelecekte 3 boyutlu biyobaskı teknolojisini her hastanın ihtiyacına göre üretilen ekilebilir dokular üretiminde ya da insan vücudunun dışında etkili ve güvenli bir biçimde ilaç geliştirebilmek için kullanılabilecek şeklinde sözlerini tamamlıyor. Sağlık sektöründe 3 boyutlu yazıcılar. Tıbbi görüntüleme cihazlarının da yardımıyla biyolojik dokuların tüm detayları dijital ortama aktarılıyor ve 3 boyutlu yazıcılar uygun bir formatta dosya oluşturabilmek için ilgili programlarda çizilebiliyor. Hedef doku şekli ve işlevi için uygun malzeme ve hücre kaynağı seçiliyor. Malzeme olarak sentetik ve doğal polimerler tercih ediliyor. Bu bileşenler lazer destekli biyoyazıcılara entegre edilerek biyobaskı teknolojisinin elde edilmesini sağlıyor. Seçilen malzeme hedef doku için özel olarak geliştirilen inkjet, mikro ekstrüzyon ve lazer destekli yazdırma teknolojileri sayesinde canlı yapıların oluşması sağlanıyor. Biyobaskı teknolojisi henüz deneysel anlamda devam etse de birkaç sene içerisinde nakledilebilir dokular oluşturulacağı üzerine öngörüler vardır. Burada kendi görüşlerim ve okuduğum makalelere dayanarak şunları da bahsetmek isterim. Biyobaskı teknolojisiyle çeşitli uzuvlar yapılmıştır. Yani bunu internet üzerinde de rahatlıkla görebilirsiniz. Kolunu bacağını kaybetmiş, bazı sakat kalmış insanlar üzerinde biyobaskı teknolojisiyle yeni uzuvlar yapılmış. Hatta sağlıklı bir vaziyette beyinden gelen elektriksel aktiviteleri aktaran kol, bacak gibi bazı biyobaskı ürünleri de var. Bunları direkt kola ya da bacağa o da uygulayabiliyorlar. Güncel bilgilerle de birleştirdiğimizde sağlık sektöründe çok önemli derecede ilerleme kaydettiklerini söyleyebilirim. Diğer sektörlerde de şöyle bir düşünceleri daha mevcut. Yine bir dergi ve okuduğum makaleye istinaden biyobaskı değil de normal 3 boyutlu baskı ile evlerde inşa etme gibi düşünceler mevcut. Hatta bir adım daha öteye götürerek Mars'ta da robotlar aracılığıyla biyobaskı teknolojileri ve diğer 3 boyutlu baskı teknolojileri kullanılarak insanların yaşayabileceği ev tarzı ortamlar yaratılma düşünceleri de mevcut. Yani bu teknolojiler uzayda da kullanılma düşünülüyor, sağlık sektöründe de ve bizim günlük yaşamımızdaki çoğu yerde kullanılma tercihleri belirlenmiş durumda. Şu an en çok ve yaygın kullanılan kısımlar kolunu bacağını kaybetmiş insanlara yönelik yeni uzuvlar yaratmakla ilgili. Şu anlık en çok başarı elde edilen kısımları.